Videomun yararlı olduğunu düşünüyorsanız ve beğendiyseniz kanalıma abone olup bildirimleri açın. Dinlediğiniz için teşekkürler. Stefan Zweig Kadın ve Manzara Bütün ülkede uzun süredir yağmayan yağmur yüzünden yaşanan kuraklık nedeniyle mahsulün yetişmediği, dolayısıyla da borçlanıldığı, yıllarca halkın hafızasında korkusu taptaze kalan şu sıcak yaz mevsimiydi. Haziran ve Temmuz aylarında kuraklıktan çatlayan tarlalara tek tük geçici sağanak yağışlar düşse de takvimler Ağustos ayını gösterdiğinden beri bir damla bile yağmur düşmemişti. Ve hatta burada diğer vadiler kadar serinliği bulmayı umduğum Tirol'ün bu yüksek vadisinde hava alevden ve tozdan safran sarısı yanıyordu. Sabahın erken saatlerinde güneş, bomboş gökyüzünde sapsarı ve boğucu bir alevin gözleri gibi kurumuş tabiata dik dik bakıyordu. İlerleyen saatlerde öğlenin pirinç kazanından yükselen baskıcı beyaz buhar yavaş yavaş vadiyi kaplarken elbette ki uzaklarda bir yerde heybetle yükselen dolomit dağlarında saf temiz karlar parlıyordu. Lakin gözlerin bu serinliğin soluğunu hatırlayarak hissetmişti ve onu sararıp solmuş bir halde görmek ve burada gece gündüz baskı yapan vadideki kazanın muazzam sıcaklığı dudaklardaki son damlayı da emdiği sırada başka yerlerdeki uğuldayan rüzgarı düşünmek acı veriyordu. Yavaş yavaş bu sönen dünyada solan bitkiler, susuzluktan sararan yapraklar ve kurumuş dereler bütün bu canlı hareketliliğin içinde avare ve uyuşuk anı yaşıyorlardı. Diğer günlerde olduğu gibi hayatın devam ettiği bugünü de yarı giyinik, kararmış pencerelerin yanında yağmurun ve fırtınanın güçsüz ve ruhsuz hayaliyle durumun değişmesinin Serinliği hissedebilmiş olmanın keyifsiz beklentisi içinde geçiriyordum. Buharla kaplanmış, durgun ormanın sıkıntılı rüyası ve susayan otlar gibi bu dilek de kavurucu, boğucu ve beklentisizdi. Sıcak günden güne daha da artıyor ve yağmur hala gelmemekte direniyordu. Sabahtan akşama kadar güneş yakıp yok ediyor ve sarı, can yakan görünümü bir çılgınlığın vurdumduymaz inadından bir şeyleri yavaş yavaş kendine katıyordu tüm yaşam sona ermişçesine her şey sakin duruyor, hayvanlar artık gürültü yapmıyor, beyaz tarlalardan kaynayan dünyanın fokurtuları ve salınan sıcaklığın hafif şarkılarından başka ses gelmiyordu. Güneşin bu sarı inatçı görünüşünden kaçmak, ormandaki ağaçların arasında titreşen maviliklerin gölgesinde yatmak için dışarı çıkmak istemiştim. Ama birkaç adım bile bana fazla gelmiş, öylece otelin girişinde bir hasır sandalyede bir saat, iki saat Hançerin keskin tarafı gibi ince gölgeye sinerek oturup kalmıştım. İncecik dört köşeli gölge kısalınca ve güneş ellerime vurunca biraz ileri çekilip bulanık düşüncelerle iradesizce, isteksizce, zaman duygusu olmadan donuk ışığa yaslanmıştım. Zaman bu korkunç boğucu havada eriyip gitmiş, saatler kaynamış, daha yakan, daha anlamsız hayallere dalıp gitmiştim. Gözeneklerimde ve içeride yanarak bir şekilde zonklayan kanın Telaşlı vuruşları dışında havanın yakan baskısından başka hiçbir şey hissetmiyordum. Bir an bana sanki tabiat nefes alıyormuş, bir yerlerden sıcak özlem dolu bir iç çekiş geliyormuş gibi geldi. Kendimi toplayıp fırladım. Bu rüzgarın sesi değil miydi? Kavrulmuş ciğerlerim bu serinlikle sarhoş olmayalı çok uzun zaman geçmişti. Nasıl olduğunu unutmuştum ve beni çekinceye kadar da çatının gölgesindeki köşemde sinmiş hissetmemiştim. Ama orada karşı bayırdaki ağaçlar bir yabancının varlığını sezmiş olmalıydılar. Çünkü birbirlerine fısıldaşarak eğildiklerinde bir anda hafifçe sallanmaya başlamışlardı. Aralarındaki gölgeler huzursuzlaşmışlardı. Canlı ve heyecanlı bir şey gibi sessizce sağda solda gezinmiş ve birdenbire uzaklarda bir yerde derinlerden salınarak gelen bir ses yükselmişti. Gerçekten dünyanın üzerine rüzgar gelmişti. Bir fısıltı, bir esiş, bir dokunma, derinden gelen şiddetli bir esinti artık daha kuvvetli, daha güçlü vuruyordu. Ani bir korku tarafından götürülüyor gibi tozla kaplı, kesif bulutlar aynı yöndeki caddelerin üzerine doğru koşuyorlardı. Karanlıkta bir yerlerde karargah kurmuş kuşlar havada bir anda hızla geçip gitmişler, uzaklarda vadide hayvanlar bağırışıyorlardı. Güçlü bir şey uyanmıştı ve yakınlarda olmalıydı. Toprak, orman ve hayvanlar onu biliyordu. Ve gri renkli hafif bir tül gökyüzünü kaplamıştı. Heyecandan titremiştim. Sıcağın incecik iğneleri kanımı kaynatmış, sinirlerim gerilmişti. Rüzgarın şehvetini, fırtınanın kutsal ruhunu hiç şimdiki kadar güçlü hissetmemiştim ve geldi. Toplanan bütün bulutlar kabarıp müjdeyi ilettiler. Rüzgar bulutların yumuşak kümelerini üzerinden yavaşça atıp zorla nefes almış ve birisi bu muazzam yükü yuvarlayınca dağların arkasında gürültüyle solumuştu. Arada sırada yorgunluktan tükenmiş gibi öfkeden kudurmuş solumalarına ara veriyordu. Sonra çamlar kulak kabartmak istercesine sessizce titremişler ve benim kalbim de bu titreyişlere katılmıştı. Nereye baksam içimdekiyle aynı beklentiyi görüyordum. Toprak tekrar hayatı verme hazırlığındaydı. Küçük susamış fareler gibi gözlerini kocaman açmıştı ve ben Gözenek gözenek ortaya çıkışını ve serinliği aramak için heyecanlanışını ve yağmurun soğuk ürperten arzusunu kendi bedenimde oluyormuş gibi algılıyordum. Farkında olmadan parmaklarım susamış dünyaya gözyaşlarını daha çabuk dökmelerini sağlamak istercesine bulutları yakalayabilmek için kasılıyordu. Ama zaten görünmez bir el tarafından sürüklenip gelmişlerdi. Yuvarlak, şişkin, giderek büyüyen karanlık çuval taşınıyordu ve iki sağlam ağır kütle birbirine çarpmış gibi homurdanarak gümür dediğinde yağmurun ağırlığı ve siyahlığı görülüyordu ve bazen de çıtır çıtır yanan bir kibrit gibi hafif bir şimşek siyah yüzeyi parlatıyor akabinde tehlikesiyle birlikte masmavi alevler geliyordu ve giderek daha yoğun bir şekilde sıkıştırıyor kendi yoğunluğuyla daha da siyahlaşıyordu kurşuni gökyüzü bir tiyatronun demir perdesi gibi yavaş yavaş alçaldıkça alçalıyordu artık bütün alan tamamen siyahla kaplanmış, sıcak bastırmış, hava kapanmış ve beklentinin son durağına gelinmişti. Boğucu ve acımasız. Derinlere batıran kapkara ağırlığıyla her şey boğulmuştu. Artık kuşlar da cik cik ötmüyorlar, ağaçlar nefes almadan duruyorlar ve küçük otlar da artık titreşmiyordu. Metal bir tabut ilk şimşekten sonra her şeyin yağmur beklentisine odaklandığı sıcak dünyayı gökyüzünü sarmıştı. Nefes almadan ellerim birbirine kenetlenmiş orada dikiliyordum ve beni hareketsiz yapan çok tatlı bir korkunun içinde gerilip kalmıştım. Arkamda ormandan, otelin kapısından gelen her taraftan kaçan insanların telaşla dolaşmalarını duyuyordum. Hizmetçi kızlar kepenkleri indiriyor ve gürültüyle pencereleri kapatıyorlardı. Her şey bir anda hareketlenmişti ve heyecanla kendilerini yağmuru hazırlıyorlar, bir şeylere hazırlanmanın heyecanını duyuyorlardı. Boğazımda hissettiğim haykırış, ilk şimşekteki arzunun çığlığı, içimde her şey bastırıldığı için hareketsiz, heyecandan yanarak suskun öylece duran yalnız bendim. O anda aniden hemen arkamda bir inilti duymuştum. Istırap çeken göğüsten kuvvetli bir şekilde çıkarak özlemle beklenilen kelimeyle hararetle kaynaşmıştı. Artık yağsana yağmur. Öyle vahşi, öylesine tufan gibi bir ses, bunalımlı bir duygunun itişiydi. Gökyüzünün kurşun gibi baskısı altında boğulan, işkence çeken tabiat, susamış toprağın yerinden fırlayan dudaklarıyla konuşuyordu sanki. Arkama döndüm. Görünüşe göre sözü söyleyen bu kız çocuğuydu. Çünkü solgun ve ince salınan dudakları ölesiye susuzluktan açılmıştı ve kapıyı tutan kolu hafifçe titriyordu. Ne bana ne de başka birisine tek söz söylememişti. Bir uçurumun kenarından manzaraya eğilmiş ve bakışlarını dışarıya, çamların üzerinde Asılı duran karanlığa dikmiş gibiydi. Siyah ve boş bu bakışlar dipsiz derinliklerin sonsuz gökyüzüne yükselmesi gibi donup kalmıştı. Aç gözlülüğü sadece yukarıya doğru uzanıyor, taşkın fırtınanın üzerinde sarmalanmış bulutların derinlerine sızıyor ve bana ulaşamıyordu. Böyle olunca zararsız bir yabancı gibi gelmişti bana ve göğsünün nasıl kalktığını, nasıl yukarıya ulaşmak için kanter içinde çabaladığını açık elbisesinden ince kemikleri ortaya çıkan boğazına düğümlenişi görüyordum. Susamış dudaklar titreyip açılmış ve tekrar artık yağsana yağmur deyinceye kadar bir titreme gelip geçmişti. Tamamen bunalmış dünyanın iniltisini duymuştum tekrar. Heykelimsi görünümünde ve rahatlamış bakışlarında uyur gezer ve hayal gibi bir şey vardı. Nasıl da orada dikilip duruyordu. Parlak elbisesindeki beyaz, bana susuzluktan kavrulmuş tabiatın beklentisi susamışlığı gibi gelmişti. Bir şey yanımda çimlerde tıslamış, bir şey sertçe pervaza tık tık vurmuş, bir şey sıcak çakıllar üzerinde gıcırdamıştı. Her yerden birdenbire bu hafif uğultu sesleri gelmişti. Aniden bunların serin çakırdayan kocaman yağmurun mübarek elçisi, ilk düşenlerin buharlaştığı, ağır ağır düşen damlalar olduğunu anlıyor, hissediyorum. Oh, başladı. Başlamıştı. Bir unutkanlık mübarek bir sarhoşluk sarmıştı beni. Hiç olmadığı kadar canlı bir şekilde öne sıçrayıp bir damla yağmur yakaladım. Ağır ve soğuk parmaklarıma vuruyordu. Islanmanın zevkini saçımda ve alnımda hissetmek için kasketi çıkarıp fırlattım. Kendimi şakırdayan yağmura bırakmak, sıcacık karıncaların tenimde, açık gözeneklerimde yanımda, kanımın son damlasında hissetmek için sabırsızlıkla titriyordum. Hala tek tük damlalar sıçrıyordu ama azalan bolluğu da önceden hissetmiştim. Oluk oluk akışını, şakırdayışını duyuyor, açılmış savakları, kavrulan dünyanın bungunluğu üzerine, ormanların üzerine gökyüzünün mübarek alçalışını fark ediyordum. Ama ne garipti ki damlalar hızlanmamış, hatta sayılabilecek kadar azalmıştı da. Bir bir, bir bir, bir düşüyorlar, çatır diyorlar, cızır diyorlar, hafifçe sağda solda emiliyorlar ama yağmurun muazzam şakırtısına çıkarmak için birlikte ses vermek istemiyorlardı. Daha hızlı olmak yerine yüreksizce damlıyorlardı. Vuruşlar yavaşlamış, giderek daha yavaş olmuş ve aniden durmuştu. Bir saatin saniye ibresinin tiktaklarının aniden durması gibi zaman donup kalmıştı. Sabırsızlıktan alev alev yanan kalbim bir anda soğudu. Bekledim, bekledim. Ama hiçbir şey olmadı. Gökyüzü aşağıya simsiyah bakıyordu ve kasvetli anlıyla hareketsiz, saatlerce ölü gibi sessizce kalmıştı. Ama sonra yüzünde hafif alaycı bir ışık geçiyormuş gibi olunca batıdan başlayıp yükselerek aydınlandı. Bulutların duvarları yavaş yavaş kendiliğinden çözüldü. Hafifçe gümbür dedi ve yuvarlanmaya devam etti. Kapkara, ulaşılmaz derinliği daha da sığlaştı ve güçsüz, tatmin olmayan hayal kırıklığı parlayan ufuk altındaki dikkatle kulak veren tabiata yayıldı. Son hafif titremeler nasıl da ağaçlar arasında öfkeyle akıyor, ağaçlar eğilip bükülüyor, sonra hırsla yukarı doğru dikildikten sonra ölü gibi pörsükleşen yapraklarını yere bırakıyorlardı. Bulutların matem tülü giderek daha şeffaflaşıyor, öfkeli, tehlikeli bir aydınlık savunmasız dünyanın üzerinde duruyordu. Hiçbir şey olmamış, fırtına istifini bozmamıştı. Bütün vücudum titriyordu. Hissettiğim çılgınlık, ihanetin hayal kırıklığı, Güçsüzlüğün anlamsız öfkesiydi. Bağırabilir ya da kudurabilirdim. Üzerime bir şeyleri parçalama, tehlikeli ve kötü bir şey yapma isteği, anlamsız intikam duygusu gelmişti. İçimde sırrını ele veren doğanın azabını, küçük çimlerin susuzluktan yanarak iç çekişlerini hissetmiştim. Caddelerin sıcağı, ormanın yoğun dumanı, kireç taşının kavuran sıcaklığı, susuzlukla kavrulan bütün dünya benliğimdeydi. Sinirlerim kızgın teller gibi yanıyordu. Uzaklardaki elektrik yüklü havanın gerilimiyle sarsılıyordum. Gerilmiş tenin altında kaç ince alev beni yakıyordu. Her şey bana acı veriyordu. Bütün gürültüler de zirve yapmıştı. Her şey alev yalamış gibiydi. Göz önündeki her şey yanıyordu. İçimde en derinlerde yatan varlık beni tahrik ediyor. Vurdum duymaz beyinde bir zamanlar ne kadar duygunun uykuya dalıp sessizce yok olduğunu her biriyle kavurucu sıcağı hissettiğim küçük burun deliklerinin ne kadar açıldığını algılıyordum. Artık neden heyecanlandığımı ve dünyada neler olduğunu bilemiyordum. Dünya ile benim aramdaki duygunun ince zarı parçalanmıştı. Her şey sadece hayal kırıklığını galyane getirmişti. Ve ben yanıp tutuşarak aşağı yavaş yavaş ışıklarla dolan vadiye odaklanınca içimde her ışığın tek tek yanışını, her yıldızın iliklerime kadar parlayışını fark ediyordum.'' İçeride ve dışarıda aşırı bir şekilde alevlenen aynı heyecandı ve sancılı bir sinir içinde etrafımda kaparan garip bir şekilde içime bastırılmış, orada büyüyen ve yanan her şeyi seziyordum. Bütün çeşitliliğiyle tek tek yapılan, sır dolu canlı çekirdek yanarken tüm yüreğimle her şeyi algılıyordum. Arzunun sihirli uyanıklığında tek tek her bir yaprağın hiddetini, inek kuyruğu ile kapılara sürünen köpeğin bulanık bakışlarını her şeyi algılıyordum ve algıladığım her şey bana acı veriyordu. Bu yangın neredeyse fiziksel olarak içimde başlayacaktı ve kapının tahtasını tutunca parmakların altında kasvetli ve kuru çıra gibi çatırdamıştı. Gong akşam yemeğine haber verdi. Bakırın sesi içimde derinlerde acı vererek yankılanmıştı. Etrafta dolandım. Daha önce korku ve heyecan içinde telaşla gezinen insanlar böyle nereye gidiyorlardı? Dünya su diye kıvranırken şaşkınlığın karma karışık dakikalarında tamamen unuttuğum burada duran insanlar nereye gitmişlerdi? Her şey yok olmuştu. Susmuş, tabiatın ortasında yapayalnız kalmıştım. Bir kere daha bakışlarımla uzakları fes alanlar, keyfine bakanlar buradaydı. Uyanık, duygusuz, sağlıklıydılar ve dünyanın ateşindeki yegane hastalıklı bendim. Garson bana yemeğimi getirdi. Bir lokma almayı denedim ama yutmayı başaramadım. Dokunulan her şey bana iğrenç geliyordu bunaltıcı sıcakla, susuzlukla, acılarla, hastalıklarla, işkence çeken tabiatla doluydum zira. Yanımda bir koltuk çekildi. Yerimden fırladım. Her ses sıcak demir gibi beni keskinleştiriyordu. Oraya baktığımda yabancı insanların oturduğunu gördüm. Tanımadığım yeni komşular, yaşlı bir bay ve karısı, yuvarlak, sakin gözleri ve çukur yanaklarıyla huzurlu medeni insanlardı. Ve karşılarındaki Sırtı bana yarı dönük genç bir kız da belli ki onların kızıydı. Sadece beyaz ve çelimsiz ensesini görmüştüm. Onun üstünde bir miğfer gibi siyah veya maviye yakın çok gür saç vardı. Orada hareketsiz oturuyordu. Ve dikdik dik bakışlarından daha önce terasta içi yanarak ve yağmurun önünde beyaz kurumuş bir çiçek gibi açıkta dikilen kızla aynı kişi olduğunu fark etmiştim. Küçük, hastalıklı, zayıf parmakları huzursuzca çatal bıçakla oynuyordu. Ama gürültü yapmadan sessizce onun etrafındaki bu sessizlik beni rahatlatmıştı. O da hiçbir lokmaya dokunmamış, sadece bir defa elini telaşla ve hırsla bardağa değdirmişti. O dünyanın yanışını o da hissediyor. Bu susamış dokunuşu mutlulukla görmüştüm ve bakışlarım dostça desteğiyle boynuna sarılıyordu. Dünyanın yangınını paylaşan, doğadan hiç kopmak istemeyen tek insanı görmüştüm ve ben onun da kardeşliğimizden haberdar olmasını istiyordum. Ona bağırabilseydim keşke. Beni hisset. Senin gibi ben de işin farkındayım ve acı çekiyorum. Beni hisset. İsteyin ışıl ışıl yanan çekimiyle ona sarılıyorum. Sırtına odaklanıp uzaktan saçlarını okşuyorum. Görünüş kafamı karıştırıyor. Dudaklarla onu çağırıyor, onu sıkıştırıyor, ona baka kalıyorum. Kardeşliği hissedebilsin diye bütün coşkumu atıyorum. Ama o dönmüyor, donup kalıyor. Bir heykel gibi oturuyor. Soğuk ve yabancı. O da bunu hissetmiyor zaten. Onun yüreğindeki de dünya değildi. Yanan yalnız bendim ve yüksekleri taradım. Artık tamamen boş olan gökyüzü saf değildi. Yıldızların üzeri yükselen aydan ve yeşilimsi gergin bir tülle kaplanmış bir kedinin gözündeki uğursuz parlaklığı yansıtıyordu. Yukarıda her şey kurşuni, alaylı ve tehlikeliydi ama aşağıda, derinlerde bu güvensiz gözetlemenin altında gecenin karanlığı tropik bir deniz gibi hayal kırıklığına uğramış bir kadının arzudan ıstırap çeken nefesiyle fosfor gibi yanarak ağrıyordu. Yukarıda hala parlak ve alaycı son bir aydınlık, aşağıda yorgun ve yüklü boğucu bir karanlık, toprak ve gökyüzü arasındaki başka gizli, sessiz bir savaş düşmanca duruyordu. Derin derin nefes alıp bu heyecanı içime çektim. Otları yakaladım. Tahta gibi kuruydular ve parmaklarımın arasında mavi çıtırdıyorlardı. Gong tekrar çağrısını yapmıştı. Bu ölü ses bana iğrenç gelmişti. Aç değildim, insan istemiyordum. Ama dışarıdaki bu garip boğucu hava çok korkunçtu. Gökyüzünün bütün ağırlığı göğsümün üzerinde sessizce yükleniyordu ve ben kurşun gibi bu ağırlığa daha fazla dayanamayacağımı hissediyordum. İçeri yemek salonuna geçtim. İnsanlar çoktan küçük masalara oturmuşlar, yavaşça konuşuyorlardı. Ama bana sinirlerime dokunan her şey ıstırap verdiği için çok gürültülü gibi gelmişti. Dudakların hafif peltek konuşması, çatal bıçağın şakırtıları, tabakların takırdaması, her dikkat çeken mimik, her nefes, her bakış her şey beni kendine çekiyor ve bana acı veriyordu. Anlamsız bir şey yapmamak için nabzımı hissederek kendime hakim olmak zorunda kalıyordum. Duygularımın hepsini alev sarmıştı. Bu insanların her birine bakmak zorundaydım ve ben yanıp tutuşurken onları orada rahatça açgözlü ve keyifle oturuyor gördüğümde her birinden nefret ediyordum. Onların o kadar tok olmalarına ve güvenli bir şekilde dünyanın azabına ortak olmadan duygusuzca susuzluktan kavrulan toprağın göğsünden çıkan sessiz delilik karşısında kılını kıpırdatmadan oturmalarını biraz kıskanıyordum sanki. Hepsini bakışlarımla yakınlık gösterilecek biri değillermiş gibi sarsam da hepsi donuk ve endişesiz görünüyorlardı. Sadece dinlenenler ve ne o oh, içeride ve dışarıdaki bu boğucu hava artık dayanamıyorum. Sıcak yemeğin buğusu, yağlı tatlı bana azap veriyor. Her gürültü sinirlerimi delip geçiyordu. Kanımın dalgalanışını hissediyor ve beni tüketmesinin yakın olduğunu da biliyordum. İçimdeki her şey soğuğa ve uzaklara susamıştı. Ve de insanların bu boğucu yakınlığı bana nefes aldırmıyordu. Yanımdaki pencereyi sonuna kadar iterek açtım. Bana sunduğu mükemmel manzara gene tamamen sır doluydu kanımdaki bu huzursuzca titremeler sadece karanlık gökyüzünün sınırsızlığında dağılmıştı. Yukarıda ay sarı beyaz ışık hüzmesinden kırmızı bir halkada tutuşmuş bir göz gibi pırıl pırıl yanıyor ve tarlaların üzerinde hayalet gibi belli belirsiz buharlaşıp geçiyordu. Cırcır böcekleri hummalı bir şekilde ötüyorlar, kulakları tırmalayıp çınlatan metal tellerle hava iyice gerilmiş gibi görünüyordu. Bu arada bir kurbağa arada sırada Hafif ve anlamsız viyaklıyor. Köpekler uluyarak ve yüksek sesli havlıyorlardı. Uzaklarda bir yerlerde bağıran hayvanlar bana böyle gecelerdeki ateşin ineklerin sütünü zehirlediğini hatırlatıyor. Tabiat hastalanmıştı. Acının bu sessiz çılgınlığı da oradaydı. Ve ben duygunun yansımasına bakar gibi pencereden gözüme ayırmadan bakıyordum. Bütün varlığım dışarı yönelmiş. Bungunduğum ve manzara sakin ve nemli bir kucaklaşmayla birbirinin içine akmıştı. Yanımdaki koltuklar tekrar çekilmiş ve ben gene irkilmiştim. Lokantada servis sona erdiğinden insanlar gürültülü bir şekilde kalktılar. Komşularım da kalktı ve önümden geçip gittiler. Önce keyifli ve doymuş, samimi gülen bakışlarla baba, sonra anne, en sonunda da kız çocuk. Artık yüzünü görüyordum. Dışarıdaki ay gibi sarımsız olgun, hasta insanların soluk renkleriyle aynı, dudaklar önceki gibi hala yara açıktı. Sessizce gidiyordu. Ancak hafif değildi. Garip bir şekilde bana kendi duygusunu hissettiren miskinlik ve yorgunluk belirtileri vardı onda. Yaklaştığını hissetmiş ve tedirgin olmuştum. İçimde bir şey ona samimi davranmayı arzu etmişti. Belki geçerken beyaz elbisesiyle bana hafifçe dokunabilir ya da saçının kokusunu duyabilirdim. O anda beni gördü. Kaskatı ve siyah bakışları yüreğimi delip geçmiş ve yalnız onu hissetmem. Üstelik aydınlık yüzünün kaybolması ve bir uçuruma düşmüş gibi hissettiğim önümdeki bu kasvetli karanlık içimde derinlerde ve emerek asılı kalmıştı. Adım atarken hala üzerimde olan bakışları siyah bir mızrak gibi içimi delip saplanmıştı ve derine, daha derine nüfuz edişini algılayabiliyordum. Bir an sivri ucu kalbime değmiş ve sessizce orada kalmıştı. Bir iki dakika bakışı aynı şekilde tuttu ve ben bu göz bebeklerin kapkara çekimiyle güçsüzleşip zorla koparılırken bir saniye nefesimi tutmuştum. Sonra önümde geçip giderken kanamın bir yaradan fışkırır gibi akışını ve heyecanla bütün vücudumda dolanışını hissetmiştim. Ne? Bu neydi? Ölümden geri dönmüş gibiydim. Birisinin geçerken attığı kaçamak bakışla hemen kendimi kaybettiren, beni allak bullak eden şey tutkun muydu? Lakin bu bakışta aynı suskun öfkeyi hissettim gibi gelmişti kırmızı ayın görünümündeki toprağın susuzluktan kavrulan dudaklarındaki hayvanların ıstırap dolu bağırışlarındaki özellikle şu an ortaya çıkmış zayıf düşüren anlamsız susuzluktan öldüren bu aç açgözlülük içimde yanan ve sarsan şeyle aynıydı. O bu fantastik bunaltıcı gecede her şey ne kadar da karma karışıktı. Beklenti ve sabırsızlık duygusu bunun içinde nasıl da dağılıp gitmişti. Benim çılgınlığımdan mı yoksa dünyanın çılgınlığından mı geliyordu bu? Heyecanlıydım ve cevabı bilmek istiyordum. Bu yüzden arkasından salona gittim. Orada ailesinin yanında yere oturup hafifçe koltuğa yaslanmıştı. Perdelenmiş göz kapaklarının altındaki tehlikeli bakış görünmüyordu. Bir kitap okuyordu ama ben kitap okuduğuna inanmıyordum. Benim gibi hissettiğine, bu bunaltan dünyanın anlamsız ıstırabıyla acı çektiğine, acıların sakince izlenerek dinlenemeyeceklerine, bunun bir saklanma, garip bir merakın gizlenmesi olduğuna emindim. Karşısında oturmuş, gözlerimi ona dikmiş bakıyor, hararetle beni büyüleyen bakışlarındaki sırrı bana verip vermeyeceğini görmek için bekliyordum. Ama o kıpırdamamış, kayıtsızca eli kitabın sayfalarını tek tek çevirdiği sırada bakışlarındaki bulut dağılmamıştı. Ve ben karşısında bekliyordum. İradenin muammalı gücü gerilmiş, kasların gücü artmış, tamamen bedensel bu iki yüzlülüğün kırılmasını artan bir merakla bekliyordum. Orada keyifle konuşan, sigara içen, oyun oynayan bütün bu insanların ortasında sessiz bir mücadele başlamıştı. Başını kaldırıp bakmayı beceremeyişini, reddetmesini anlıyordum. Ama ne kadar çok direnirse o kadar çok benim inadıma karşı kuvvette olacağını düşünüyordu. Ama ben hayal kırıklığı yaşayan dünyanın susayan koru ve Susuzluktan kavrulan bütün toprağın beklentileri içimde olduğu gibi kuvvetliydim. Gecenin nemli, boğucu havasının hala gözeneklerimi zorlaması gibi iradem onu zorluyordu ve ben en kısa zamanda bir bakışı bana bahşetmek zorunda olduğunu biliyordum. Bunu yapmak zorundaydı Zira. Arkadaki büyük salonda birisi piyano çalmaya başlamıştı. Sesler bu tarafa doğru hafifçe yükselirken rastgele ölçeklerde aşağı yukarı gidip geliyordu. Karşıda bir toplulukta Herhangi bir aptalca şakayı gürültülü bir şekilde gülmekteydi. Her şeyi duyuyor, bir dakika bile gevşemeden olan her şeyi hissediyordum. Artık ben onun göz kapaklarını kaldırıp içindekini özümsemek, uzaktan iradenin hipnozuyla inatla eğdiği başını kaldırmak istediğimde içimden saniyeleri sayıyordum. Dakikalar yuvarlanıp geçtikçe bu arada karşıdaki sesler daha da artıyordu. Ben gücümün gevşediğini fark ediyordum. O anda aniden bir hareketle kalkmış ve bana bakmıştı. Doğrudan bana. Sonu gelmeyen aynı bakıştı gene. Karşı koymayan, siyah, korkulu, soğuran bir hiçlik. Beni içine çeken bir susamışlık. Bir fotoğraf makinesinin siyah boşluğu gibi bu göz bebeklerine baka kalmıştım. Sonra önce yüzümün yabancı bir kanın içine çekildiğini hissetmiş ve kendimden geçmiştim. Yer ayaklarımın altından kaybolmuş ve bu baş döndüren düşmenin bütün tatlılığını algılamıştım. Üstümde yukarıda çınlayan sesler henüz sona ermiş, aşağı yuvarlanmıştı. Ama hala bunun nerede başıma geldiğini bilmiyordum. Kanım son damlasına kadar akmış, nefesim tutulmuştu. Hala boğazımı sıkıyorlar gibi oluyordu. Bu dakika veya saat veya sonsuzlukta o anda göz kapakları tekrar kapanmıştı. Suda boğulan biri gibi üşüyerek, ateşten ve tehlikeden sarsılmış bir halde yukarı çıkmıştım. Etrafıma baktım. Karşımda insanların arasında yine sessizce bir kitabın üzerine eğilmiş, bu sefer daha ince uzun, resim gibi hareketsiz, yalnız hafifçe ince beyaz giysisinin altında dizleri sallanan genç bir kız oturuyordu. Benim ellerim de titriyordu. Artık direnmenin ve beklemenin bir arzulu oyununun tekrar başlaması gerektiğini, tekrar bir bakışla birdenbire kapkara alevlere dalmak için çok gergin dakikaları talep etmek zorunda olduğumu biliyordum. Şakaklarım nemlenmiş, kan içime oturmuştu. Daha fazla katlanamadım. Ayağa kalktım ve arkama bakmadan dışarı çıktım. Parlayan evin önündeki gece uzaklarda kalmıştı. Vadi sanki batmıştı ve gökyüzü ıslak bataklık gibi siyah ve nemli parlıyordu. Burada da serinlik yoktu henüz. Burada da her yerde kanımda hissettiğim susamışlığın ve sarhoşluğun tehlikeli birlikteliği aynen hazırdı. Tutuşup yanan bir şeyin pis kokusu gibi sağlıksız, nemli bir şey, süt beyazı pusun mayalandığı tarlaların üzerinde duruyor uzakta ateşler titreşerek ağır havanın içinde hayalet gibi yok oluyorlardı ve ayın etrafında görünüşünü bozan sarı bir halka vardı. Kendimi sonsuz yorgun hissediyordum. Kendimi günlerdir unutulmuş orada duran örgülü bir sandalyeye attım. Uzuvlar benden ayrılmıştı. Hareketsiz boylu boyunca oraya uzanıp kalmıştım ve orada sadece kadere boyun eğerek sevgiyle yumuşak boruya sokulmuş bir anda bunaltıcı havayı mükemmel bir şey gibi algılamıştım. Artık ıstırap vermiyor, sadece şefkatli ve arzu dolu kendisini sıkıştırıyordu. Ve ben ona karşı koymuyordum. Hiçbir şeyi görmemek, tabiatı, etrafımı saran canlıları daha kuvvetle hissetmek için sadece gözleri kapalı tutuyordum. Bir ahtopot gibi yumuşak, kaygan, emici bir yaratık beni sarıyor. Gece binlerce dudaklarıyla bana dokunuyordu. Yattığım yerde kabullenişi, beni saran, sokulup kanımı içen bir şeye kendimi verişi hissediyordum. Ve ilk defa düşkünlüğün yumuşatan rehavetiyle çözülen bir kadın gibi bu boğucu kuşatmayı algılıyordum. Tatlı bir yılgınlık bana bir anda direnmemeyi ve bedenimi tamamen bu dünyaya adamayı göstermişti. Bu görünmez elin tenime nazikçe dokunması harikaydı. Ve yavaş yavaş tenin altına sızıyor, eklemlerim gevşeyip beni bırakıyordu. Ve ben duyguyu kabullenmek durumunda kalmam karşısında kendimi savunamıyordum. Bu yeni duyguya bırakmıştım kendimi ve sadece kadını ve içinde olduğu hoş manzaranın kaybolduğu önceki görüntüyü ve geceyi bulanık ve rüyada gibi hissediyordum. Bazen bu karanlık ve uzuvlarımı hareket ettiren bu sıcaklık oymuş gibi geliyordu bana. Onun bedeni de benimki gibi gece çözülmüştü. Ve o hala rüyada gibi algılanırken ben yavaş yavaş şehvet içinde kayboluşun bu sıcak siyah dalgasına kapılıyordum. Bir şey beni sarsarak kendime getirdi ne olduğunu anlamadan bütün bu duygularla sarılmıştım. Ve sonra olayın farkına varıp kapalı gözlerle oraya dayanıp uykuya daldığımı hatırladım. Otelin salonundaki ışıklar söndüğü ve her şey çoktan sakinliğe gömüldüğü için tatlı bir uykuya dalmıştım. Bir saat veya belki de saatlerce. Bu muhteşem derin uyuklama esnasında şakaklarıma terden yapışan saçlar üzerime düşen çiğ gibi görünüyordu. Karma karışık duygularla tekrar evime dönmek için kalktım. Belirsizlik bana iyi gelse de karışıklık hala etrafımdaydı. Uzaklardan korkunç sesler gelirken ara sıra ufuktaki çıkan şimşek tehlikeli bir şekilde gökyüzünden buralara kadar aydınlatıyor, havayı ateş ve kıvılcım kokusu sarıyordu. Dağların arkasındaki sırrı açığa çıkaran şimşekler ve içimdeki altıncı his ve fosfor gibi parlayan anılar parlıyordu. Keşke hatırlamak, sır dolu durumların keyfini çıkararak çözmek için kalabilseydim. Ama geç olmuştu. İçeri girmeliydim. Salon boştu. Koltuklar birkaç lambanın soluk ışığında hala rastgele çekilmiş halde duruyorlardı. Üzerlerinde kimsenin oturmuyor olması tüyler ürperticiydi. Ve farkında olmadan içlerinden birine bakışlarıyla beni böylesine şaşkına çeviren garip varlığın narin şeklini yerleştirmiştim. Belleğimin derinlerindeki bakışı hala canlıydı. Koltuk kımıldadı ve karanlıkta bana parladığını fark ettim. Gizemli bir algı onun bu duvarlar arasındaki bir yerde uyanık olduğunun kokusunu alıyordu. Ve onun müjdesi kanımda huzursuzca kıvılcımlar saçarak yanıyordu. Ve hava hala öylesine bunaltıcıydı ki gözleri kapatmak bile çok zordu. Göz kapaklarının arkasında mor kıvılcımları hissediyordum. Hala içimde beyaz ışıltılı bir gün parıldıyor. Hala içimde bu pırıl pırıl parlayan, nemli, kıvılcımlar saçan mükemmel gecenin ateşi yanıyordu. Ama burada koridorda kalamazdım. Her şey karanlık ve terk edilmişti. Bu yüzden istemeden de olsa kontrol altına alamadığım bir dirençle merdivenden yukarı çıkarken yorgun olduğumu ve bu yüzden de erkenden uyuyacağımı anlamıştım. Gizemli Aydınlığa düşkün bir hava bana bir macerayı müjdelemiş ve duyularım sıcacık canlı bir şeyi keşfetmek için dikkat kesilmişti. Merdivenin basamaklarındaki benden çıkmışçasına ince esnek duyargalarla bütün bölümlere dokunuyor ve önceki gibi dışarı doğaya gidiyordu. Böylece artık bütün algılarımı eve serpiştirmiştim. Uykuyu birçok insanın usul usul nefes alışı, yoğun, siyah kanlarının çetin, gerçek dalgasını saf sükunetini ve sakinliğini ve aynı zamanda herhangi bir gücün manyetik çekimini de hissediyor ve benim gibi uyanık olan bir şeyi algılıyordum. Bu bakış mıydı? Yoksa içimi bu ince mor çılgınlıkla dolduran manzara mıydı? Duvar ve set arasında yumuşak bir şey algıladığımı sanıyordum. İçimde huzursuzluğun küçük bir kıvılcımı titreşirken ruhumdakini de cezbediyor ama yakıp kületmiyordu. Gönülsüzce merdivenden yukarı çıkarken her basamakta durmuş ve sadece kulakla değil bütün duyularımla dışarıya kulak kabartmıştım. Hiçbir şey bana garip gelmiyordu. İçimdeki her şey duyulmamış ya da garip bir şeyi sabırsızlıkla bekliyordu. Çünkü gecenin harika bir şey olmadan bu bunaltıcı havanın da şimşek çakmadan sona eremeyeceğini biliyordum. Bir kere daha merdivenin basamaklarında kulak kabartarak durunca güçsüzlüğüyle gerilen ve fırtınadan sonra bağıran bütün dünya dışarıda kalmıştı. Ama hiçbir şey hareket etmemiş Sadece daha sakin nefes alarak huzurlu evin içine çekilmişti. Yorgun ve şaşkın son basamağa kadar gelip ıssız odamın önüne vardığımda bir tabutun önünde durur gibi yılgınlık gelmişti üzerime. Kapının mandalı, nem ve sıcaklık birbirine geçmiş karanlıkta belirsizce ışıldıyordu. Kapıyı açtım. Arkadaki pencere açıktı ve geceden siyah bir dörtgen ortaya çıkmıştı. Karşıda çamların tepeleri orman tarafından sıkıştırılıyor ve bu arada bulutlanmış gökyüzünün bir parçası da buna katılıyordu. Dışarısı ve içerisi, oda ve dünya her şey karanlıktayken garip ve açıklanmazdı. Pencerelerin çerçevelerinde ay ışığının kaçak bir şeridi gibi dar ve dik bir şey parlıyordu. Şaşkınlıkla ayın olmadığı gecede böylesine parlak ışık veren şeyi görmek için yaklaştım. Daha yaklaştım. Dikkatimi çeken bir şey yoktu. Şaşırmıştım. Ama bu Geos, içimde bir şey, en mükemmelini yaşamaya hazırlıklı olduğu için ürkmemiştim de. Her şeyi düşünülmüş ve hayal edilmişti. Bana hiçbir hareket garip gelmeseydi keşke ve en azından böyle olsaydı. Ama gerçekti. Orada dikilen oydu. Farkında olmadan düşündüğüm her basamakta, uyuyan evdeki her adımda ve onun uyanık olduğunu koridor ve kapı arasında benim ışıldayan duygularım algılamıştı yüzünü sadece hafif bir ışık olarak görmüştüm ve bir sis gibi beyaz gecelik etrafını sarmıştı. Pencerenin kenarına dayanmış olsa da gönlü dışarıya, manzaraya yönelmiş, derinliklerin parıltısı aynası tarafından gizemli bir şekilde kaderinin büyüsüne kapılmıştı. Küçük göldeki masal kahramanı Ofelia gibi görünüyordu. Ürkek ve heyecanlı bir şekilde biraz daha yaklaştım. Gürültü ona ulaşmış olmalıydı ki döndü. Yüzü gölgede kalmıştı bana bakıp bakmadığını, duyup duymadığını, hareketinde ani gelişen bir durum, korku, direnme olmadığı için bilmiyordum. Etrafımızdaki her şey sakindi. Duvarda küçük saat tiktaklarına devam ediyordu. Tamamen sakinlik hakimken birdenbire hafifçe ve tahmin edilmeyen bir şekilde öylesine korkuyorum ki değişini duydum. Kime konuşuyordu? Beni fark etmiş miydi? Bana mı diyordu? Uykuda mı konuşuyordu? Ses bugün öğleden sonra dışarıda yakınlardaki bulutların titreten tonuyla aynıydı. Bu bana garip gelse de hiç şaşırmamıştım ve hiç kafam karışmamıştı. Sakinleştirmek için ona yaklaşıp elini tuttum. Sanki çıra gibi yanıyordu. Sıcak, kuru ve parmakların kavraması benim hafifçe tutuşumla gevşemiş, sessizce elini bana bırakmıştı. Onun yanında her şey miskin, savunmasız, canı çekilmiş gibi gelmişti bana uzaklardan geliyor gibi sadece dudaklardan birçok defa sessizce o kadar korkuyorum ki, o kadar korkuyorum ki dökülmüştü. Ve ardından boğulduğu için ölmek üzere olan birinden geliyor gibi bir inilti. Ah ne bunaltıcı hava. Ses uzaklardan gelmişti ve ikimizin arasındaki bir sırrı yavaşça fısıldar gibi olsa da benimle konuşmadığını fark etmiştim. Kolunu tuttum. Öğleden sonraları Fırtınadan ağaçların titrediği gibi titrese de karşı koymamıştı. Daha sıkı kavradım. Kendini bana bırakmasıyla bana karşı yumuşak, direnmeyen, sıcak yuvarlanan bir dalga omuzlarına dökülmüştü. Artık bana saçlarının hararetini ve ıslak kokusunu içime çekebileceğim kadar yakındı. Hareket etmeden sessizce kaldım. Bütün bunlar garipti ve merakım alevlenmeye başlamıştı. Sabırsızlığım yavaş yavaş artıyordu. Dudaklarımla saçlarına dokundum. Karşı koymadı. Sonra dudaklarını aldım. Kuru ve sıcaktılar. Onları öptüğümde birdenbire benim dudaklarımdan içmek için açılmışlardı. Ama şiddetle bir arzuyla ve tutkuyla değil. Aksine bir çocuğun sessiz, aç gözde emmesi gibiydi. Açlık ve susuzluktan ölen birisi gibi hissetmiştim onu. Ve dudakları daha nazikçe emiyor, ince elbisesi, salınan vücudu beni önceki gece gibi ısıtıyordu. Güçsüz ama sakin, sarhoş eden bir hırsla doluydu ve orada ben onu tutarken benim algılarım göz kamaştıran bir şekilde hala karma karışık ışıldıyordu. Bugün orada yatarken olduğu gibi yanımdaki sıcak nemli toprağı, gevşemenin sağına susamış, sıcak, güçsüz, ışıl ışıl yanan manzarayı hissediyordum. Onu öptüm, öptüm ve onun içindeki büyük, sıkıntılı intizar ederek bekleyen dünyanın zevkini çıkarıyormuşum gibi geldi. Yanaklarının kor gibi yanan sıcaklığını, tarlalardan yayılan buharın kokusunu onun yumuşak sıcak göğüslerinin ürperen toprağa nefes aldırışını duyumsuyordum. Buna rağmen benim gezinen dudaklarım o anda siyah alevlerini titreyerek hissettiğim gözlere beni yücelten yüzüne bakmak ve her şeyiyle zevkini çıkarmak için göz kapaklarını kaldırmak istediğimde şaşkınlıkla göz kapaklarının sımsıkı kapalı olduğunu görmüştüm. Taştan bir Yunan maskesi, gözsüz, güçsüz, öylece orada yatıyordu sadece. Ölmüş olan Ofelia suda sürüklenerek solgun, duygusuz, yüzü karanlık selden ortaya çıkmıştı. İrkildim. İlk defa fantastik biçimde geçen olaylardaki gerçeği anlamıştım. Sadece gecenin bungunluğunun kırmızı tehlikeli bir ay gibi sürükleyip getirdiği bilmediğim bir yaratığı, duygusal yoğunluk içindeki birini, bir hastayı, duygulardaki bir uyurgezeri, bilinçsizce kollarımda tuttuğum, belki de istemeden bunu yaptığım duygusu ürperterek beni sarmıştı dehşet içinde kalmıştım. O da kolumda ağırlaşmıştı. İradesizliği, kendinden geçmiş olmanın verdiği zevki, zorla almış olmamak, belki de kendisinin de istemediği bir şeyi almamak, aksine belki de kendisinin istemediği, sadece kanının efendisini, içindeki şeytanın istediği bir şeyi almamak için yavaşça koltuğa, yatağa kaydırmak istedim. Ama yavaş yavaş gücümü kaybettiğimi hissetmişti. Hafifçe inlemeye başladı. Beni bırakma. Beni bırakma diye yalvarırken daha hararetli bir şekilde dudaklarını emiyor, vücudunu zorluyordu. Kapalı gözleriyle yüzü acıyla girilmişti. Ürpererek uyanık olmak istemesine rağmen yapamadığını, sarhoş olmuş duyguların bu bilinç bozukluğunun hapishanesinden feryat ettiğini ve bilerek böyle olmak istediklerini anlamıştım. Ama şu anda uykunun bu kurşundan maskesi altında onun büyülenmesini isteyen bir şey mücadele ediyordu. Ve onu uyandırmak benim için tehlikeli bir çağrı olurdu. Sinirlerim sabırsızlıkla yanıyordu. O uyanmak, konuşarak, gerçek varlık olarak görülmek istiyor, açık bir şekilde hayal dünyasında gezinen biri olmak istemiyordu ve ben de her bedele karşı onun duygusuzca zevk alan bedeninde bu gerçeği zorlamak istiyordum. Kendimi parçalayarak onu sarstım. Dişlerimi dudaklarına, parmaklarımı kollarına kelepçeledim ki sonunda gözlerini açabilsin ve burada sadece içindeki güdünün keyfini ağırbaşlı bir şekilde tatmış olsun. Lakin o yalnızca eğilmiş ve bu sancılı kucaklamanın arasında inlemişti. Daha fazla, daha fazla bir tutku ile kekeliyordu. Beni heyecanlandıran, hatta çıldırtan bir tutkuyla. Nöbetçinin hemen yakında içinde olduğunu, huzursuzca titrediği için kapalı göz kapaklarının altından açılmak istediğini fark etmiş, onu daha yakından anlamış ve kendimi içinde daha derinlere gömmüştüm. Ve birdenbire içtiğim bir damla tuzlu gözyaşı gibi yanaktan aşağı yuvarlandığını hissettim. Korkunç kabarmıştı. Daha fazla sıkıştırdım. Göğsüne bastırdım. İnledi. Muazzam bir şeyi uykuyla sarılan bir çemberi parçalamak isteyen uzuvları kasılmıştı. Ve birdenbire gökyüzünün gürlediği dünya sayesinde şimşek gibi olmuştu. İçinde ikiye ayrıldı. Bir anda tekrar kollarımda ağır, yoran bir ağırlık olmuş, dudakları beni bırakmış, elleri düşmüştü. Ve onu yatağa geri yatırdığımda aynı bir ölü gibiydi dehşetle irkildim. İçgüdüsel olarak onu hissetmek için kollarına, yanaklarına dokundum. Tamamen soğumuş, donmuş ve taşlaşmıştı. Sadece yukarıda, şakaklarda, hafif titreten vuruşlarla kan pıt pıt atıyordu. Sanki mermer, bir heykel yatıyordu orada. Yanaklar gözyaşlarıyla ıslanıyor, gergin burun deliklerinin etrafını hafifçe oynatarak nefes alıyordu. Ara sıra hafifçe bir titreme, coşan kanın gitgide azalan dalgasını ezip geçiyor, ancak göğüs giderek daha yavaş kabarıyordu. Daha fazla resim gibi oluyordu. Yüzündeki çizgiler giderek daha insancıl ve çocukça, daha net olup gevşemiş, kasılma bitmişti. Artık istirahat ediyor, uyuyordu. Yatağın kenarında oturup kalmıştım. Titreyerek üzerine eğildim. Huzurlu bir çocuk orada yatıyordu. Gözleri kapalı ve ağzı hafifçe gülümseyerek bir rüyanın içinde yaşıyor gibi. Yüzünün her çizgisini tek tek görene ve Nefesinin esintisini yanakta hissedinceye kadar eğiliyorum ve ne kadar yaklaşırsam benden o kadar uzaklaşıyor ve taşlaşmış duyularıyla orada yattığı için bunaltıcı bir gecenin sıcak akıntısıyla bana yabancıya doğru zorla sürüklenmesi gizemli oluyordu ve artık ölmüş gibi kumsalda yıkanmalı mıydı? Burada ellerimde yatan kimdi? Nereden gelmişti? Kime aitti? Onun hakkında hiçbir şey bilmiyordum ve onu bana bağlayan hiçbir şey olmadığını hissediyordum sürekli. Yukarıda saat acele ile tiktaklarken sadece dakikalarca ona bakıp onun dilsiz yüzünü okumaya çalışmıştım. Tanıdık gelen bir şey yoktu. Burada benim yanımda, benim odamda, benim hayatımdaki zorlukla bu derin uykudan onu uyandırmak arzusuna kapıldım. Ancak onun uyandığı andaki duygularının ilk görünümünden korkarken aynı zamanda uyanık olmasından da korkmuştum. Bir saat, belki de iki saat bu uyuyan yabancı varlığın üzerine eğilmiş vaziyette öylece orada suskun oturmuştum. Ve artık yavaş yavaş onun bir kadın olmadığı, buradan bana macera için yaklaşan bir insan olmadığı, aksine gecenin kendisini bu susuzluktan kavrulan, azap çeken, kendini bana açmış olan doğanın gizemi olduğuna inandım. Sanki bana burada sıkıntı vermeyen duygularıyla sıcacık bir dünya ellerimin altındaymış gibi toprak onun azabında Sanki şaha kalkmış ve o bu garip muazzam doğadan ulak olarak gönderilmiş gibi gelmişti. Arkamdan bir şey şangırdayınca bir suçlu gibi korkuyla fırlayıp kalktım. Pencere muazzam bir yumruk ona isabet edince yeniden şangırdamıştı. Fırlayıp ayağa kalktım. Pencerenin önünde garip bir şey duruyordu. Dönüştürülmüş bir gece. Yeni ve tehlikeli. Siyah ışıltılar saçarak ve vahşi bir canlılıkla doluydu. Orada bir inleme, korkunç bir uğultu vardı ve çoktan gökyüzünün siyah kulesi kendisine orada inşa etmiş, çoktan gece onu bana doğru soğuk, nemli ve vahşi bir vuruşla rüzgarla atmıştı. Karanlıktan atlamış, güçlü ve kuvvetli yumrukları, pencereleri parçalamış, eve şiddetle vurmuştu. Karanlık korkunç bir uçurum gibi açılmıştı. Bulutlar yaklaşmışlar ve çılgın bir telaş içinde siyah duvarlar inşa etmişlerdi. Ve sanki dünya ile gökyüzü arasındaki bir şey pervasızca inliyordu. Bu vahşi akışın direnen sıkıntısı aşılmıştı. Her şeyi sular altına almış, yayılıyordu. Harekete geçmişti. Gökyüzünün bir ucundan diğer ucuna çılgınca bir kaçıştı bu. Ve köklerini toprağa salmış ağaçlar, fırtınanın vınlayarak ıslık çalan görünmez kırbacı altında inliyorlardı. Aniden bu beyaz ikiye ayrıldı. Bir şimşek, Gökyüzünü bölerek yere kadar inmiş, arkasında bütün bulutlar aşağılara çökünce gök gümbür demişti. Arkamdan bana çarpan şeyin fırlayıp kalkan kadın olduğunu gördüm. Şimşek gözlerinden uykuyu koparıp almış, şaşkın şaşkın etrafa bakınıyordu. Bu nedir? dedi. Ben neredeyim? Bu sefer öncekilerden tamamen farklı bir sesti. Korku içini titretiyordu. Ama sesin tonu artık daha net, yeni fermente olmuş, hava gibi keskin ve saftı. Manzaranın çerçevesini şimşek bir kere daha yardı. Şimşek akarken çam ağaçlarının aydınlanışını, fırtınadan sallanışını, telaşlı hayvanlar gibi gökyüzünde koşturan bulutları ve onun aydınlanan tebeşir beyazı solgun yüzünden daha beyaz odayı görmüştüm. Kadın yukarı doğru sıçramış, hareketleri bir anda onda hiç görmediğim şekilde özgürleşmişti. Gözlerine dikmiş karanlıkta bana bakıyordu. Bakışlarının geceden daha karanlık olduğunu hissettim. ''Siz kimsiniz? Ben neredeyim?'' diye kekeledi. Korkmuş bir halde uçuşan giysisini göğsünün üzerine toplayarak onu sakinleştirmek için yaklaştım ama kaçtı. Ona yaklaşınca da "Benden ne istiyorsunuz?" diye bağırdı tüm gücüyle. Onu sakinleştirmek için, onunla konuşmak için bir kelime ararken bir anda adını bilmediğimi fark ettim. Şimşek yine ışığını odaya gönderdiğinde, fosforla kaplanmış göz kamaştıran duvarlar gibi bembeyaz önümde dikiliyordu. Dehşet içinde kollarını bana doğru kaldırmıştı ve onun uyanık bakışında sadece sınırsız kin vardı. Gök gürültüsüyle üstümüze düşen karanlıkta onu anlamak ve sakinleştirmek, ona bir şey açıklamak istemem boşunaydı. Göz boğulmuş, yeni bir şimşeğin gösterdiği kapıyı iterek açıp kendini dışarı atmıştı. Ve kendiliğinden kapanan kapıyla birlikte bütün gökyüzü yeryüzüne düşmüş gibi gök gürültüsünün muazzam sesi gelmişti. Ve sonra çağıldadı. Dereler çağlayan gibi sonsuz yükseklikten aktılar ve fırtına ıslak halatlar gibi çatırdatarak ileri geri sallandı. Fırtına ara sıra buz gibi soğuk su damlalarını ve tatlı ve çiçeklerin kokusuyla dolu havayı ürpererek önünde durduğum pencereden saçlarımı ıslatana kadar hızla içeri atıyor, soğuk duş almış gibi oluyordum. Ama ben saf elementi hissetmek için kutsanmıştım. Şimşekler çaktıkça bungunduğumdan kurtulmuşum gibi geliyor, zevkten bağırmak istiyorum. Bu kendinden geçiren duyguyla tekrar nefes alabilmeyi ve canlı olmayı unutmuştum. Ve bu serinliği toprak gibi, ülke gibi içime çekiyordum. Yağmurun ıslak ince dalları arasında ıslık çalarak salınan ağaçlar gibi ıslanmış olmanın kutsal sahananı hissediyordum. Gökyüzünün yeryüzüyle arzu dolu savaşında zevkini paylaştığım devasa bir zivaf gecesinin şehveti şeytanca bir güzellik vardı. Şimşeklerle gökyüzü aşağılara iniyor, gök gürültüleriyle korkanların üzerine atlıyordu. Bu inleyen karanlıkta derinler ve yüksekler nesilden nesile geçer gibi azarak birbirinin içine batıyorlardı. Ağaçlar şehvetle inliyor ve her zamankinden daha ateşli şimşeklerle birlikte mesafeleri örüyorlardı. Gökyüzünün sıcak damarlarının açık olduğu, dışarı fışkırdıkları ve yolların ıslak damlalarıyla karıştığı görülüyordu. Her şey birbirinden kopuyor ve birlikte çöküyordu. Gece ve gündüz tarlaların kokusunu gökyüzünün ateşli nefesiyle karıştıran mükemmel nefes içime nüfuz ederek serinletiyordu. Üç hafta geride kalmış olan yakan sıcaklık bu savaşta dinleniyor ve ben de yüreğimdeki gevşemeyi hissediyordum. Yağmur gözeneklerinden içeri çağlıyor, rüzgar temizlenerek göğsümden gelip geçiyor gibi geliyordu. Yaşadıklarımın bireysel olmadığını hissediyor ve yalnızca dünya, kasırga, sağanak yağış, doğanın taşkınlığındaki gece ve özünde ruh buluyordum. Ve sonra her şey yavaş yavaş sakinleşince Şimşekler sadece mavi ve tehlikesizce ufku dolanıyor, gök gürültüsü bomba gibi uyararak homurdanıyor ve yağmurun çakırtısı güç kaybeden rüzgarda ritmini bulduğumda üzerime bir hafifleme ve yorgunluk geliyordu. Müzik gibi raks sinirlerime aksedişini ve uzuvlarıma hoş bir gevşekliğin nüfuz etişini algılıyordum. O, artık doğayla uyumak ve sonra onunla uyanmak vardı. Elbiseleri çıkarıp fırlatıyor, kendimi yatağa atıyorum. Yumuşak, yabancı figürler hala yatağın içindeydi. Duygusuzca onu hissetmiş, artık anlamadığım garip macerayı bir kere daha hatırlamak istemiştim. Dışarıda yağmur çakır çakır yağıyor ve benim düşüncelerimi de yıkayıp götürüyordu. Artık her şey benim için bir rüyaydı. Sürekli yaşadığım şeyleri tekrar düşünmek istiyordum ama yağmur çağıldıyor, çağıldıyordu. Saf, çınlayan gece harika bir beşik oluyor ve ben onun tatlı uykusuna yenik düşerek içine dalıyorum. Ertesi sabah pencereye yaklaşınca dünyanın değiştiğini görmüştüm. Açıkça ülke sağlam ana hatlarla daha neşeli, güven veren güneşli bir parlaklıkla sarılmıştı. Ve yukarıda onun üzerinde bu dinginliğin ışık saçan bir yansıması vardı. Ufuk uzaklarda masmavi yükseliyordu. Sınırlar net bir şekilde çekilmişti. Dün aşağılara inip tarlaları karıştırarak verimli yapan gökyüzü sonsuz uzaklardaydı. Şimdi uzaklarda ama dünyanın her yerindeydi ve bağlantısız olarak hiçbir şey ona değmiyordu. Artık rayalar saçan, nefes alan, şekillenmiş yeryüzü onun eşiydi. Mavi bir uçurum gökyüzü ve aşağısı arasında serin hafif ışıklarını yayıyor, gökyüzü ve manzara birbirlerine isteksizce yabancı gibi bakıyorlardı. Aşağı salona gitmiştim. İnsanlar çoktan toplanmışlardı. Salonun havası, boğucu havanın dehşet saçtığı haftalardakinden farklıydı. Her şey canlanmış ve harekete geçmişti. Onun gülüşü parlaktı. Sesi melodili, metalik, onu engelleyen boğucu hava gitmiş, etrafını ören yakan halka kalkmıştı. Aralarında hiçbir düşmanlık olmadan ve herhangi bir merak olmadan oturuyor, görüntüsünü uykuda neredeyse zorla aldığım diğerini arıyordum. Gerçekten aradığım orada, yan masada oturan anne ve babanın arasında oturuyordu daha neşeli görünüyordu. Omuzları hafifti ve canlı, endişesiz gülüşünü duyuyordum. Merakla bakışlarımla onu sardığımda beni fark etmemişti bile. Ona keyif veren bir şeyler anlatılırken kelimelerin arasında çocukça gülüşü parlıyordu. Nihayet bir ara bana doğru baktı ve kaçamak bir dokunuş anında farkında olmadan gülüşü kesilmişti. Artık bana daha keskin bakıyordu. Bir şey garibine gitmiş gibi görünüyordu. Kaşlar yukarı kalkmıştı. Sert ve gerilmiş gözleriyle beni sorgulamaktaydı ve yavaş yavaş yüzünde bir şeyi hatırlamak istiyormuş da başaramıyormuş gibi zorlanan, acı çeken çizgiler belirmişti. Heyecanın veya utancın bir işareti olarak beni selamlayıp selamlamayacağını görmek için beklenti dolu ona baka kalmıştım. Ama o gene bakışlarını uzaklaştırmıştı. Bir dakika sonra bakışları kesin bir kanaate varmak için tekrar geri geldi. Bir kere daha benim yüzümü kontrol etti. Yalnızca bir saniye, uzun, gergin bir saniye. Sert, batan, metalik sondanın derine, içime nüfuz ettiğinin farkına vardım. Ancak sonra gözleri beni rahatlamış bir şekilde bıraktı. Bakışlarının tabi aydınlığından, başının hafif, neredeyse sevinçli dönüşünden uyanık olduğunu ve benim hakkımda bir şey bilmediğini, beraberliğimizin sihirli bir karanlıkta batmış olduğunu anlamıştım. Gökyüzü ve yeryüzü gibi tekrar birbirimizden uzak ve birbirimize yabancı olmuştuk. Kız anne ve babasıyla konuşuyor, narin genç kız omuzlarını tasasızca silkiyor ve güldüğünde daha birkaç saat önce bütün dünyanın boğucu havasını ve susuzluğunu içmiş olan ince dudaklarının altında dişleri parıldıyordu. Videomun yararlı olduğunu düşünüyorsanız ve beğendiyseniz kanalıma abone olup bildirimleri açın. Dinlediğiniz için teşekkürler.